Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Dur ya bir dakika. Nasılsın? İyisin? Afiyetlesindir ben umarım arkadaşım. Eğer her şey yolundaysa bir problem de yoksa hazırım da diyorsan gel bakalım ne yapacağız kümelerde 8. ders. Kümelerde işlemlere devam edeceğiz. Kesim işlemini birleşim işlemini anlattık. Bol bol örnek çözdük. Şimdi sırada fark işlemi var. Yine bol örneğimiz var. Ama önce bir konu anlatımı yapalım değil mi? Al bakalım eline kalemi. Koy bakalım videonun açıklama kısmından kağıtları benle birlikte yaz, benle birlikte çöz ki faydalı olsun bu ders. Yani böyle maksimum en yüksek verimi elde etmek istiyorsan bunu yapacaksın. Ve ve klasik sloganı söyleyeceksin. Hatta bu sefer biraz farklı yapalım istersen. Enerji tavan yola yola devam hocam. güzel arkadaşım dedim ya. Başlığımız fark işlemi. Gel önce her zaman olduğu gibi olmazsa olmazı matematiğin tanımıdır. Tanımından yola çıkarak anlatalım her şeyi. Önce bir tanıma bakalım. A ve B iki tane küme olacak. A kümesi burası çok önemli. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Ve biz bunu matematikte şu şekilde göstereceğiz. A fark B şeklinde göstereceğiz veya A eksi B yazacağız güzel arkadaşım. Ama şunu söyleyeyim. Mebin kitabı özellikle fark işlemini A fark B'yi böyle göstermiş. Ama benim gel bir gelelim. El ışıkanlığım bu şekilde A eksi B yazıyorum. Fark daha kolay okunuyor değil mi? A fark B. Ha, ÖSYM mi? Bence ÖSYM de bu şekilde kullanacak. Aklında bulunsun. Şimdi gel bir de bunun şekil üstünde görelim. A fark B'nin ne olduğunu tanımdan anladık. A'da olacak B'de olmayacak. Tamam. Peki şekilde neresi? şekilde göster hocam bana dersen A fark B'yi gösterelim. Bak A fark B dediğimiz alan A'da olan bir bölge burası. Ama dikkat et B'nin içine girmiyor. Şu kısma girmiyor. Dışarıda kalmış. İşte burasıdır A fark B dediğimiz yer. Ve bunun matematiksel tanımı da önemli. Bazen test sorularında hatta ÖSV'nin çıkmış sorularında bile var. Bakıyoruz. X'lerden oluşacak. Öyle ki bu X'ler A'nın elemanı olacak. Ama B'nin elemanı olmayacak. X elemanıdır A ve x elemanı değildir ve. Peki gel bakalım. Aynı şekilde biz b fark a'yı da yazabiliriz. Doğru mu? b fark a kümesi de burası şekil olarak. Tamam. Bunda da problem yok. Ve bunu da yine matematiksel olarak okuyalım. x öyle ki x'ler bu sefer b'nin elemanı olacak ama a'nın elemanı olmayacak. Hatta bak biz burada bir ispat bile yapmış olduk. Sence a fark b kümesi ile b fark a kümesi birbirine eşit mi? Değil mi? Tabii ki de değil hocam. Saçmalama görmüyoruz mu diyorsun? Aynen öyle. Birazdan özelliklerde vereceğiz. Hiç problem yapma bunları. Hiç dert etme. Zaten örneklerde, zaten özelliklerde karşımıza gelecek. Şimdi biraz daha altyapı yapalım fark işlemi ile ilgili. Mesela ayrık kümeler vardı. Hani hiç ortak noktası olmayan burada olduğu gibi. Eğer A ve B ayrık kümelerse A fark B'yi bul dediğinde sen ne yapacaksın bana? İşte A'da olan B'de olmayan yerleri önce bir tarayacaksın. E hocam bu taradığım bölge A'nın tamamı. Demek ki A fark B A'ya eşit. Ne zaman ayrık kümeler olduklarında. Ayrık kümeden kastı şu. A kesişim B eşittir eşittir boş küme. Bunu anlattık geçen ders. B fark A dediğimiz yer neresi oluyor o zaman? B'de olan A'da olmayan bölge. Taradığım bu yeşil bölge oluyor. O zaman bu da neye eşit olacaktır? B'ye eşit olacaktır. Hocam çok temel bu. Anladım. Hiç problem yok diyorsan gel gel gel. Farklı küme tarzlarını görmemiz lazım. A alt kümesidir B'nin öyle okuyorduk ki hatırla. A alt kümesidir B'nin. A B kümesinin içinde yer alacak. Bana neyi soruyorsun bakın. A fark B'yi soruyorsun. Gel bunu tarayarak çözelim biz yine. A fark B. A'da olan B'de olmayan. Ya tarayacağım da hocam. Diyelim ki ben burayı tarayacağım. Ama burası hem A'da hem B'de. Yani A'da olup B'de olmayan bir yer söyler misin bana? Bak bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Mutfak evin içinde mi? Senin evin mutfağı evin içinde değil mi? Peki mutfakta olup evin içinde olmayan bir yer söyle bana. Hocam hiç anlamadım diyorsan yani. gel gel. Bak burası mutfak. Burası senin evin. Ya mutfağın tamamı bir kere evin içinde kalıyor. Mümkün mü öyle bir yer? Var mı? Yok karış karış evin içindesin. O zaman A'nın B'den farkı yok. Boş küme. Her şey ile B'nin içinde. Oldu. B fark A neresi? B fark A dediğimiz yer A'nın dışında kalan bölge. Dikkat et. Bu bölge. Tabi ben bunu isim olarak yazamam bir şekilde. Buraya direkt B fark A. Şu karaladığım bölgeye eşit. Işte, onu göstermek istedim. Sıkıntı yok. Problem yok. O zaman o zaman klasik slogan. Gel 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 gel. Gönder. Ne diyor söyle söyle. Benle birlikte söyle. Gönder. Gönder gelsin mi hocam? Aynen öyle arkadaşım. Şimdi ilk temel örneğimizle başlıyoruz. Yukarıda diyor. A ve B kümeleri var. Tamam. A fark B. Birleşim B fark A kümesini yaz diyor. Gel bunu böyle çizerek anlatalım. Önce A fark B kümesini yazacağım. A fark B neresiydi? Burasıydı. A'da olan B'de olmayan da. Şimdi B fark A'yı karalayalım beraber. B'de olan A'da olmayan bölge. Süper. Ve bunlar yapıyor. O halde benim bunları nasıl yazmamı istiyor? Liste biçiminde. Ne yapmamı istiyor? Birleşim kümesi diyor. Birleştir diyor. Birleşim kümesini hatırla geçen dersten. 1 2 burada. 6 7 8 de bu tarafta var. 6 7 8. Ya hocam bırak böyle temel. Bu çok kolay soru diyorsun. E var. Güzel soru da var. Gel gel yaklaş. Hatta can yakacak sorular da var. Bu biraz zor. Öyle bakma kolay. Önce şu işi bak küme içinde bir çözelim. Fark işlemi ile ilgili hani problem soruları var hocam. Nerede onlar? Daha 11 sayfa var. 4. sayfadayız. Çok örneğim var. Rahat ol. Başladım. A fark. A kes B. Şöyle yapalım. Önce A kümesini çizeyim ben sana. A kümesi neresi? Şuradan şurası. Kabul mü? Şimdi A kesişim B'yi çizeyim ben sana. A kesişim B'de burası. Kabul mü? Kabul. Peki soru bana neyi soruyor hocam? Soru bana A'nın farkını soruyor. Yeşil bölgenin içinde kalmayan A kümesini soruyor. Bunu soruyor. A fark. A kes. Şimdi yeşilden farkı. Aha da burası. Yazalım elemanları. A, B, F, G. Tamam mı? Bak çok canını sıkma olacak bu iş. Ya hocam ben anlamıyorum falan yok. Biraz zorla. Hadi gel. A fark C. Gel direkt karalayalım. C burası. A burası. A fark C mi? A'da olan C'de olmayan demek. Şuradaki sarı bölge kabul mü? Anlaştık mı? Sıkıntı yok. Sen de karaladığında daha rahat oluyor. Şimdi ne diyorsun? B fark C. B fark C neresi? B'de olan C'de olmayan bölge. O da burası mıdır? Süpersin. Bunların nesini istiyoruz? Oha. Affedersin. Bunların da birbirinden <laughs> kaçtı. Bunların da birbirinden <laughs> farkını arıyoruz. Yani sarıda olan yeşilde olmayan bölge. He, şurası ortak bölge. Yeşili istemiyorum. Sadece sarıda olan. Tamam tamam gülme artık yeter. Gel buraya. Gel buraya. Cuma. A virgül B. Yazdık mı bunu da? Tamam. Oldu galiba. Devam. Bunları da sildim. Gel sıradakiyle devam. C farka. C'de olan A'da olmayan kümeden bahsediyorsun. Şuranın içinden bahsediyorsun yani sen bana. Tamamdır. Karaladım orayı. Şimdi ne istiyorsun? B fark C'yi istiyorsun. B'de olan C'de olmayan küme. O da bak şurasıdır. Onu da karaladım. Ne diyorsun? Bunları birleştir diyorsun. Birleştiririz. Hem sarıları hem yeşilleri alacağız. K, L, I, H. K, L, I, H, virgül. C, M, N. C, M, N. Tamam mıdır? Oldu mu? Küme üstünde karalamayı anladık mı? Problem çözeceğiz. Bol bol örnek çözeceğiz. Gönder. Gönder gelsin hocam dedik. Hiy. Önce bir önce bir özellikleri bir daha verelim. Birkaç özellik var onları bir verelim. Problemler daha rahat çıkacak o zaman. A fark B'nin B fark A'ya eşit olmadığını az önce ispatladık, gösterdik. Problem yok. Senin senden farkın var mı? Yok. A'nın A'dan farkı olur mu? Olmaz. Yani boş küme. Tamam mı? A kümesinin boş kümeden farkı. Yani A kümesinin içinden boş kümeyi çıkar diyor. Ne kalır geriye? E A'nın kendisi kalır. Ya bunu şöyle bile düşünebilirsin. A eksi sıfır yine A olmaz mı? Gibi. Boş kümenin A'dan farkı yoktur. Boş kümedir. Bak bunu şekilde çizeyim. Evrensel kümeyi biliyorsun burada. A kümesi burada. Şunu soruyor soru bana. A kümesinin evrensel kümeden farkı. Yo. A kümesi dediğin kimin alt kümesi? E'nin alt kümesi. Az önce şunu yapmıştık. Hatırlıyor musun? A alt kümesi ise B'nin. A fark B neye eşittir? Boş kümeydi. Çünkü farkı yoktu. Evin içindeydi mutfak. Aynı mantık. Evin denir mutfak. A farkı e eşittir. Boş küme. Bu da oldu. Şimdi özellikle problem sorularında harflendirme yöntemini kullanacağız. Bu bizim işimizi inanılmaz kolaylaştıracak. A birleşim B'nin eleman sayısını daha önceki konudan hatırlıyorsundur. Değil mi? Şöyle yazıyorduk. A'nın eleman sayısını alıyorduk. B'nin eleman sayısını alıyorduk. Çıkarıyorduk A kesişim B'yi. İspatına kadar halletmiştik. İspatına kadar anlatmıştık. Şimdi şunu yapacağım. Diyelim ki burada x tane eleman, burada y tane eleman, burada z tane eleman olsun. Burası hangi kümeydi? Sarı bölge. Sadece şu kısım A fark B kümesiydi, doğru mu? O zaman ben A fark B'nin eleman sayısıyla şurası neydi? B fark A'nın eleman sayısıydı. B fark eleman sayısına bir de bir de bu kesişimi eklersem bak hepsini ekleyince ancak elde edebiliyoruz bu sefer. A kesişim B'yi elde eklersem neyi elde ederim? Birleşim kümesini elde ederim. Bir önceki formüle bak. Şimdiki formüle bak. Aradaki farkı gör. O zaman tamam artık. Bu sefer doğrusunu söylüyorum. Gönder. Gönder gelsin. Evet. Son son şekilde soru. V şemasında taralı bölgenin eşitin aşağıda bulun diyor. Bakalım. Şimdi A ile C'nin sanki tam kesişimini almış gibi değil mi? Mesela tamamını karalasaydı buraya ne yazması gerekirdi? A kesişim C yazması gerekirdi. Problem var mı? Yok. İçinden kimi çıkarmışlar? Bak tam şu B'nin parçasını çıkarmışlar. Bir dakika. A kesişim C'nin içinden kimi çıkarmışlar? B'yi. <laughs> Çok özür diliyorum. İçerisinden B'yi çıkarmışlar. B'yi burada kenara koymuşlar. Ne oldu? A kesim C. Fark B. A kesim C. Fark B. Bu cevaba gelsin. Gelsin yenisi. Şimdi şekil soruları. Hadi şekil diyorum. Problem soruları. Denemek ister misin? Bence bir dene. Az önce anlattığımız kurala bak. Bir de bu soruya bak. Çatır çatır çöz bu soruyu derim ben sana. Yeme beni. Gerçekten dene soruyu. Gerçekten. Numara yok. Gel buraya. A fark B. B fark A. Toplam 10. Bir dakika. Sen problem mi çözmek istiyorsun? Ey güzel arkadaşım. Erinmiyorsun şunu yapıyorsun. A burada. Bak. Ciddileştik. Sinirlendik. Bak şimdi. Burası X tane eleman. Burada Y tane eleman. Burada. Yaz bunu sen rahat et. Kümelerde problemlere geleceğiz. Bunu sık sık yapacağım. Sen rahat edeceksin. A fark B neresi hocam? A fark B burası. X artı. B fark A neresi? Z. Topladım. Kaç çıktı hocam? 10 çıktı. Kenarda duruyor. A birleşim B. A birleşim B bunların hepsinin toplamı. X artı Y artı Z eşittir. Eşittir 16. Var mı problem? Yok. A'nın B'nin toplamını istiyor. Geleceğim oraya bekle. Şimdi diyorsun ki bana X ile Z'yi topladım mı? X ile Z'yi toplayacaksın. Ne çıkacak o zaman? 10 çıkacak şunun toplamı. Salla karşıya bu arkadaşı. Y'nin cevabını bulduk. Y kaçtır? Y 6'dır. Cepte. Bekle geliyoruz. A'nın eleman sayısı. Gel A'nın eleman sayısını bir yazalım. A'nın eleman sayısı kaç? x artı y. Problem yok. B'nin eleman sayısı kaç? X değil artık. X değil o. Z artı y. Ben bunların toplamını istiyorum. Yani A'nın eleman sayısı. Takip et uyuma. B'nin eleman sayısı. Topla bunları alt alta. X artı Z artı 2 tane Y. Ya efsane olmadı. Şu tatlılığa şu güzelliğe baksana. Ya bağırıyor X artı Z diyor ki ben 10'um arkadaş diyor. Artı 2 çarpı Y de bağırıyor. Ben 6'yım. 6 yazdım. 10 artı 2 kere 6'dan 12 toplam eşittir. 22 bulan arkadaşlara selam olsun buradan. Doğru cevabı verenler helal olsun. O zaman gelsin sıradaki. Şimdi adım adım zorlaştıracağız soruları. Çok tatlı çok güzel sorular var gel. Ben bu tarz sorularda Ekoke Baba geldiğimizde zamanı gelecek oran orantıya geldiğimizde hatta Checkup oranı orantı yaz. Rehber matematik yaz Google'a. Bak bu konuyla ilgili çok güzel bir anlatım yaptım. En başını izle. İlk 10 dakikasını, ilk 5 dakikasını izle. Bu, bu bilgiyi hemen kapacaksın, geleceksin. Ondan sonra buraya de, devam etmen daha güzel olur. Ama yok hocam sen anlat ben anlıyorum diyorsan. Ben bu tarz sorularda eğer şu şekilde bir eşitlik varsa karşıya hemen K'yi yapıştırıyorum. Tamam. Herkese aynı cins yazacağız. Amacımız o. Mesela ben artık şunu elde ettim. Birisi için yazayım diğerlerini kafadan yapalım. Bak. A fark B'nin eleman sayısı 2'ye de aslında kaça eşit? K'ye eşit. İçler dışlar yap bana buradan. A fark B'nin eleman sayısı kaça eşit olur? 2 tane k. Problem? Yok. Kafadan yap dedim ama. Kıyamadım be. Hadi gel. Gel bunu da ben yazayım sana. Tamam ama diğerini yazmayacağım. Şurası bölü 4 eşittir K. Hadi gel yazalım. A kesişim B'nin eleman sayısı yerine ne yazabilir misin? 4 tane K. Direkt yazıyorum anlıyorsun artık. Hadi yazalım. A birleşim B'nin eleman sayısı yerine içler dışlar bunu karşıya attın. 11 tane K. Ne işime yarayacak hocam bunlar? Bunlar bak hepsi ortak bilinmeyenler. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunları kümenin içerisine şöyle bir güzel yerleştireceksin. A kümesi burada. B kümesi burada. Yazalım. A fark B 2 K. A fark B dediğim yer sadece burası. A kesişim B sadece burası 4 K. A birleşim B. Bir dakika. A birleşim B neydi? Tamamıydı. Tamamı kaç? 11K. Hocam ikisi burada. 4'ü burada 6K. 11K çıktı. Buraya mı? Buraya 5K kaldı. Sen ne istiyorsun? B kümesinin eleman sayısı. Bir dakika. Şunu kullanmadım. Bunu da kullanayım. A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı. 4, 2 daha. 6K. Eksi. B farkı A'nın eleman sayısı. 5K. Cevap mı? Cevap 9'a eşit. Demek ki bir tane K'ye kaça eşit? 9'a. Bu cepte. Bu bana soruyu çözdürecek. B kümesinin eleman sayısını arıyorsun. B kümesi dediğin yer şu sarı bölge. Sarı bölge kaç tane K'den oluşuyor? 9 tane K B'nin eleman sayısıydı. O halde B'nin eleman sayısı 9 çarpı 9'dan 9 kere 9 81. Tamam mı? Oldu mu? 8. sayfada bitti. 9, 10, 11. 3 tane sayfa kaldı. 3 tane soru yapar. Bunun zorluğunu bilmiyorum. Ne diyorsun? Çok zor değil değil mi? Orta sen. Orta kolay bir soru. Tık tık yapacağız. Basamaklara devam çıkıyoruz. Gel. Azıcık zorlayacağım seni. Denemek ister misin? Bence kaçırma bu soruyu. Hatta efso soru arasına bile alabilirsin bunu. Bu dersin efsosu olur. Hani genel klasmana baktığımızda değil belki ama bu dersin efsolarından olur. Güzel soru. Ben de gel. Ey güzel arkadaşım, bu tarz sorularda böyle ifadeler gördüğünde herkes karşısındakinin katına eşittir yazacağız. Bunu yazarsan sen rahat edersin. Ya hocam ben bunu bilmiyorum. Dedim ya az önce oran orantı check up videosu var rehber matematik. izle, İzle burayı zaten anlattım. Burayı anlarsan inanılmaz rahat ederiz. A fark B'nin eleman sayısı 2 tane K. B fark... Gerçekten izleme bak onu. onu numara yapma. B fark eleman sayısı 3 K. Herkes karşısındakinin katına eşittir cümlesinden geliyor bu. Anlaştık mı? Bunu çiz. Ayırdık. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. A fark B burada da var hocam. Burada da var. Ha, aynı şeyleri vermiş. Biz o zaman aynı katları kullanabiliriz. Yani bak aslında burada bir 1 var. Şimdi araya çizgi geçtim. Niye? Başka bir orana geçtim. Karşısında kaç var A fark B'nin? Bir tane K. B'nin karşısında Allah onun biçim yazı. B'nin karşısında bir an yazamadım ya. B'nin karşısında kaç var? 2K var. Ama bir problem var. Ama bir sıkıntı var hocam. A fark B burada da var burada da var. E hocam burada 2K burada K. Mümkün mü? Aynı şeyler. Farklı değer alabilir mi? Alamaz. Ne yapacağız peki? Eşitleyeceğiz. Eşit olduklarında problem olmaz. Mesela bak burası 2K burası K. Nasıl eşitlenir? Bunu 2 ile çarparsın. Ama bunun arkadaşı var. O zaman onu da 2 ile çarparsın. Burası 2K. Bunu çarptım. 4K. Artık ne bulduk biliyor musun? B 4K'ymiş. B farka 3K'ymiş. A fark B 2 K'miş. Zaten buradan aynısı geliyor. Onu o yüzden çizmedim. Şimdi şimdi şekil. Resmini çiz. Bir problemin resmini çiz. Doğru cevabı bul. Resim çizersen, şekil çizersen sen rahat edersin. Ben bunu babamdan öğrendim. Naçizane. O da sınıf öğretmeniydi. Ha ilkokulda öğrendim. Öğrenince matematik öğretmeni oldum. Belki sana da öğretselerdi sen de olurdun. A fark B. A fark B 2 K. B fark A 3 Bir dakika niye oraya yazıyorsun hocam? Gaza geldin değil mi? A fark B dediğim yer burası değil mi? Direkt içine yazarım. 2K. B farka Yapıştır genç. 3K. B 4K. Hocam B burası. Burası 4K. 3'ünü kullanmış. Kesişime ne kalır? K kalır. Ya bunları yazınca kek bu soru. Kek. A birleşim B 36'sın. Yazarım ben seni. A birleşim B. 2. 3. 3 daha. 6K. Kaç dedi? Söyle. 36K. K ne gelir buradan hocam? 6. K'yi buldum. Ne istiyorsun? Söyle. A'nın eleman sayısı. Ya çizeceğim çizeceğim. O kadar elimde renkli kalem, keçeli kalemlerin de varsa çok havalı olmuyor mu ya çözümleri yaparken böyle renklilerle sen çizince keçeliyle falan. Ben de çizeyim. 2K buradan, K buradan 3K. Tamam. 3 çarpı 6, 3 kere 6, 18. Benden bunu istemiş ve ay vurdum cevaba. Hocam gaza geldik. Bu muydu zor dediğin efso dediğin? Gönder daha serti gelsin o zaman. Yeni soru. Şimdi bak şuna dikkat et. Az önceki soruda bir şey göstereyim. Burada ortak elemanlar vardı. O yüzden ikisine k dedim. Burada oranlarda ortak eleman var mı? Yok. O zaman farklı katlar var. Yani herkes karşısındakinin katına eşit bu arada unutma. Burada soru neyi soruyor? A kümesi en az en az kaç elemanlı olabilir diyor. A karşısındakinin katına B de karşısındakinin katına eşit. Gel bunu yazalım. A diyelim ki iki tane x ise x katı olsun. B kaç tane x'e eşit olur? Bir tane x'e. Problem var mı? Yok. Devam. Gel. Gel devam ediyoruz. Araya çizgi. Yine bu sefer y katı olsun. A fark B. Karşısında kaç var? 5 var. 5 tane y ise B fark A. Karşısında kaç var? 1 var. Hiçbir şey yazmıyorsa 1 kabul ediyoruz ya. Y'dir dedik. Problem var mı senin için? Bana onu söyle. Anladın değil mi burayı? Anladıysan yine resmini çizeceksin o problemin. Resmini çizeceksin ki doğru çözeceksin. Gel yapıştıralım. A'yı yazdım, B'yi yazdım. Tamam. A'nın eleman sayısı, B'nin eleman sayısının kaç katı? 2 katı. Onu tepede gösterdim. Şimdi A fark B'yi yazayım gel. Burası 5Y. Sıkıntı yok. B fark A. Y. Bu da sıkıntı yok. Bir dakika ya. A'nın eleman sayısı tamamı. Ama burada eleman yok hocam. Buraya ne yazalım? Hadi gel buraya M yazalım. Şuraya M harfini koydum kesişim kümesine. Yazıyorum sana şimdi. A'nın eleman sayısı 5Y artı M'dir. B'nin eleman sayısı M artı Y'dir. Sen diyor ki M'yi 2 ile çarparsan A'ya eşit olur. Yani ben B'yi 2 ile çarparsam A'ya eşit olur. 5Y artı M eşittir 2m artı 2y. Efsane soru. Can yakar. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attım. 3 tane y eşittir m'y. Buraya kadar tamam. Ne yapacağız hocam? Nasıl bulacağız bu sorunun cevabını? Çıkmıyor. Çıkmıyor çıkacak. 3y yerine kaç yazabilirsin? m. 3y ee, yerine m yazarım. Y eş Dur bakalım. Ya da şöyle yapalım ya. M yerine ne yazarım? 3Y yazarım. Böyle daha mantıklı oldu değil mi? M yerine 3Y ye yazdım. Problem var mı? Yok. Herkes mi Y cinsinden mi? Y cinsinden. A'nın eleman sayısını istiyor. A 5, 3 daha 8 tane Y'den oluşuyor. Şimdi bana söyle. Y'ye biz ne verelim? 1 verelim. 0 verirsen 0 elemanlı. Saçma olur. Ben Y'ye 1 verirsem A en az 8 elemanlı olur. En az verebileceğim değeri verdim. A minimum 8'dir. Doğru cevap 8'dir. 10 numaralı sayfa biter ama efsane sayfa, efsane soru. Biz bu sayfanın özel bir adı vardı. Biz de takılanlar bilir. Söyleyeyim mi? Yan yana iki kazık, anlamayana çok yazık. 11. sayfadayız. Son sorudayız. Noktayı koyacağız, güzel soru. A kümesi var, tanımlanmış. B tanımlanmış. A fark B istiyor. Yani bak, sen bu soruyu çözmek istiyorsan bir kere kenarda şeklin dursun, tamam mı? A kümesi burada. B kimisi burada. Ne yapacağım? A'nın eleman sayısını bulacağım. Hadi gel önce A'yı bir liste biçiminde birlikte yazmaya çalışalım. 3'ün katı olacak, tam sayı olacak. Bu aralıkta yer alacak. Kaç olur? 20 alamazsın diyor. 21'i alırsın diyor. Yazdım 21. 3 ekle 24. 3 ekle 27. nokta nokta nokta. 117 dahil diyor. 117 3'e bölünür mü? Ben bölüm geldim. Önceden bölünmüşü var bende. 117 3'e bölünür. Bunlar Hatırlıyor musun? Burada unutma. Asla unutma dedim. Lise hayatın boyunca seni bırakmayacak bir formülü var. Terim sayısı. Son terim. Geçen ders yazdım ama ben kıyamam sana. Gel yazayım. Artış miktarı artı bir. Son terim eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı bir formülünü kullanacağız. Hocam son terim 117. İlk terim 21. Kaçar kaçar 3'er 3'er. Artı artı bir. Hadi gel yapalım işlemleri. 117'den 21'i çıkaracağım. 7'den 1 çıktı 6. 11'den 2 çıktı. 96 bölü 3 artı 1. 96'yı 3'e böldüm. 9. 3'ün 3 katı. 2 katı. 1 de buradan geldi. 33. Ne bu 33? A'nın eleman sayısı. A kümesinin terim sayısı. Yani kısaca A'nın eleman sayısı 33. Notumu aldım. Tamamı 33. Buraya içine yazamam. Bekle. Acele etme. Sanki bir, biri içine yaz dedi sanki. Sanki kulağım öyle geldi. Dördün katı istiyorsun. K elemandır Z diyorsun. 14'ün katı mı? Değil. 11 değil. Sıradaki 12. iki. Dördün katlarını yaz bakayım. On altı. On altıdan sonra 20 gelir yalnız. Nokta nokta nokta. 96'ya kadar ki 96 da dördün katı. Ne yapacağım biliyorsun. Terim sayısı formülünde yerine yazıyoruz. Kaç tane eleman var burada? Biliyorum bu sorular biraz canını yakıyor, biraz yoruyor seni ama geliyor be güzel arkadaşım, geliyor öğren. Şimdi öğren rahat et. Üniversite sınavına geldiğinde ben zaten yapıyordum de. Kurtulamazsın. Hep peşinden gelecek. 96'dan 2 çıktı 4. Atlıyordun değil mi neredeyse soruyu? 9'dan 1 çıktık 84. Bölü 4 artı 1. Vicdan yaptım şu an. 2 1. Ne yaptı? 21. Bir tane daha. 22 tane. Ben neyi buldum? Ben beynin eleman sayısını buldum. B'nin eleman sayısı 22. Cepte. Yola. Yola devam. Ne istiyoruz? A fark B'yi. A, A fark B'yi bulacaksak şurayı bulmak zorundayız. A kesişim B'yi bulmak zorundayız. Bunu bulmadan işin içinden çıkamam. Peki gel A kesişim B'nin elemanlarını yazmaya çalışalım. 3'ün ve 4'ün katı olan bir sayı bulacağız en düşük 21'den başlıyoruz. Aslında 12, 3'ün ve 4'ün katı ama 12 bu tarafta yok bak dikkat et. İlk kat hangisi? Bence 24. Hem 3'ün katı hem 4'ün katı. Bak zaten buradaki sıradaki sayı kaç? 24. İkisinde de var. O zaman ilk sayı 24. Bir sonraki 3'ün ve 4'ün katı olan sayı kaç biliyor musun? Bunun üstüne 12 ekle. 12 4 daha 24 daha 36 gördün mü? Bak gerçekten katı. 12 şöyle 12'şer gideceğiz artık mevzuyu tamamladım bence. 48 12 ekledin 60, 12 ekledin 72. Gidelim mi sonuna kadar? Bence gidelim. Çok fazla sayı yok çünkü. 12 ekledim 84, 12 ekledim 96. Aa bir dakika bunun sınırı zaten 96'da bitiyor. Bu kadar olsa yeter. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Artık şunu silelim mi? Şuraya ne yazacağız? Şuraya 7 yazacağız. A kesişim B 7. Tamamı 33. E, 7'si gitti ne kaldı? 26 kaldı ki o zaman ben buldum. A fark B kümesinin eleman sayısı 26'dır hocam. Net güzel bir cevap. Biliyorum biraz yoran bir soru tipi. Can yakıyor ama öğrenmek lazım. Anlatıyoruz. Her ders bu tarz bir örnekte gönderiyoruz. Bitmedi. Ne bitmedi? Ders mi? Ders bitti. Ama videolar bitmedi. Az 5 dakika dinlen. Şöyle bir yudum su al. Az kafayı dinle. Sonra hemen masanın başına bekliyorum seni. Ben burada olacağım. Seni bekliyor olacağım. Kaçıncı videodaydık biz? Bir kontrol edelim. Yan taraftan sen söyle 8. videodaydık. 9. videoda görüşeceğiz. Fark işlemini verdik. Tümleyen işlemindeyiz. Tümleyen işleminde görüşünceye kadar kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.